Şu sıralar herkes onu TRT1'de yayınlanan Filin Taatlı dizideki Şehzade Murat karakteriyle tanıyor. Ancak Uğur Ulu da 1990'da başladığı tiyatro yaşamında oyuncu, yönetmen ve yazar olarak birçok önemli başarıya imza attı, ödüller aldı. Gökhan Semiz'le kurdukları Espri Standartları Enstitüsü kurumu, kısaca ESEK, halen en çok izlenen oyunlara imza atmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Galeri Ataköy'ün açıldığı güne şahitlik ettiğini ve gençliğinin galeriyada geçtiğini söylüyor. Bir kere galeriyanın açıldığı gün ben oradaydım. Açıldığı gün gittim. Yani tam bizim ilk gençlik çağımıza denk geliyordu ve tabii ki oraya biz gidecektik yani. İlk gençliğimiz orada geçti. Prentan vardı orada. Oradan ilk mesela hayatım boyunca imza aldığım tek kişi, geçenlerde kaybettiğimiz değerli sanatçı Black vardır ya. Galeriye gelmişti imza günü için. Ben gidip ondan imzalı kaset almıştım orada. Galeriyada olmuştu bu. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head. Orada zaman geçirdik, orada büyüdük. İlk gençliğimiz orada geçti. Kız arkadaşlarımızı alıp oraya giderdik falan. Böyle bir hevesimiz vardı. İlk olmasının avantajı da büyüktü tabii. Başarılı sanatçı, Ataköy Marina'nın diğer marinalara göre farklı bir yeri olduğunu söylüyor. Yatlar ve teknelerden çok yat limanları ve tekne limanlarıyla aram iyi. Yani ben onları kenarda bekleyeyim, giden gitsin, gelsin, dönsünler, orada kahvemizi içelim. Hani güzel alışveriş mekanları orada yapalım. Yani işin daha kara kısmından sorumlu hissediyorum kendimi. Seviyorum, teknenin içinde olmayı da seviyorum ama hani böyle bir yüzmeden korktuğum için herhalde böyle bir tekne merakım yok benim. Ama tekne limanı konusu söz konusu olsa bana sorabilirler, oradayım yani. Bir ara böyle bir soluk zamanı geçti ama şimdi çok şık kafeler olmaya başladı orada. Hani marinaya yakışır bir hal almaya başladı. Özellikle Ataköy. Ataköy Marina başka bir yerde duruyor. Diğer marinalara oranla da başka yerde duruyor. Uğur Ulu da inşası devam eden İstanbul Turizm Merkezi'ni heyecanla beklediğini söylemeden edemiyor. Bakırköy'e böyle bir şey yakışıyor. Yani Türkiye'nin en büyük il büyüklüğündeki ilçesi aslında. Haliyle oraya o görkem yakışır. Kesinlikle olmalı. Ama hazır bu söylenmişken buradan da iletim mesaj bir tane daha vereyim o zaman. Oraya mutlaka ama mutlaka bir sanatçıya danışılarak bir gösteri merkezi de, içinde konserlerin olacağı, tiyatro oyunlarının olacağı, kaliteli işlerin olacağı bir gösteri merkezi mutlaka ama mutlaka yapılmalı. Yani biz de kendi ekibimiz olarak, ESEK tayfası olarak, Hakan Bilgin, Yusuf İzeyir, ben bunun içinde elimizden ne geliyorsa her türlü yardıma hazırız. Yani. Kesinlikle yapılmalı. Yani yurt dışında bir iki tane marinaya gitme şansım oldu. Deniz yoluyla değil, karayoluyla. Onlara gitme şansım oldu. Orada böyle şeyler görmüştüm. Hayranlıkla karşılaşmıştım. İnanılmaz keyif vermişti bana. Haliyle burada da mutlaka olmalı. Çünkü diğer şeyler zaten görkemli bir şekilde olacağına eminim. Bunu da atlamasınlar, güzel bir şey yapsınlar.